Selam arkadaşlar, karşımızda 5 futbolcu var ama bu futbolculardan 4 tanesi amatör, 1 tanesi profesyonel futbolcu. Arkadaşlarım Sercan, Toşko, Seyf, Baturay ve ben çeşitli oyunlar oynayıp amatörleri eleyerek profesyonel futbolcuyu bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar bugün sizlerle hangisi gerçek futbolcu onu bulmaya çalışacağız. On kanka. Ama dışarı çıkarttı kanka. İçinde tutması lazımdı. Güzeldi ama bence. Yedisi var. Ben izlemedim. Ne oldu lan? İsim yazıyordum ben. İyi şey geçti. Hızlı ol biraz. On. Top kontrol 10. Yine şeye çarptı gibi ama. 3. O aşırı çarpmıştı ya. Aa, çift dokunuş yaptı, gördün mü? Biraz bir tık kusur vardı sanki. İkinci tek çift dokunuş acaba yaptı. Jok atmıyor yerden yere giderken, yürüyor. Bu arkadaşın Drogba forması yoksa ben hiç bilmiyorum. Ama Marcelo da defans kanka. Yok, bu kazma bir MDO. Kazma bir MDO diye. Kazma bir MDO diye. Gece direkt. GS formalıyı bir şey yapalım, not alalım. Bu abimiz biraz sıkıntı geliyor. Lewandowski geldi. Bu abi bence tutamayacak içeride topu. Kalecinin bence var ya, kaleci bir defa yanlış atarsa kavga çıkacak gibi duruyor. Kaleciye söyleyeyim. Bayern Münih formayı fırlatacak, atlayacak. Gol. Şaka yapmış olabilir, anlamıyorum. Şaka mıydı? Bu gerçek topçu olabilir. Bak eliyle vuruyor oğlum. Güzel. 15. 15 kanka. Voleybolcu. Lewandowski sıkıntı 2 yazıyorum. Kanka Lewandowski. Neuer yazıyorum sorun kanka. Sorun yazıyorum. Yok. Büyük sorun. Bak bu çocuk çok iyi oynuyor bence. Bacaklardan anladım ben. Enti. Ama ve lakin. Berat yazalım. Berat'a ben 3 evetle yolluyorum. Hop. Oy. Berat'a bir alkışlayalım. Bir kere mi derdim, göremedim diyeyim. Bu arada arkadaşlar ben Galatasaray Scout ekibinden Ali İlkbur'um. Aynısını bu yaptı. Bunu niye oğlamadık? Kanka. Bu beklenti büyük abi. Aniden geldi, ben oğlayamadım. Bak, kısa şortlular her zaman iyi oynuyor. Kardeşim ne diyorsun? Sana bir şey diyeyim mi? Okay, bulduk kanka abi. Ne diyorsun? Güzel, ya? Şöyle. İki hafta yarar mı adıklı? Buna da artı yazalım. Bunu en kötü halı sahaları çağırırız. Sorumu sorabiliyoruz mu? İstediğini sorabilirsin. Mevkiniz ne? Benim stoper. Stoper. Orta saha. Stoper. Sol açık. Sağ açık. Şimdi iki stoperi. Şimdi top kontrol çok genel bir şey. Sen bir daha söyler misin? Stoper abi. Kahraman stoper. Yıldırım. Ya ben not aldıklarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Ben Doğukan'a yakışıklı yazmışım ve artı atmışım söyleyeyim. Umut'a sıkıntı yazmışım. Umut bir kontrol kaçırmışsın galiba. Kahraman Lewandowski sorun yazmışım direkt. O sonda topu elinle vuruşun bizi çok sarsıttı. Berat da Yasin'e artı koymuşum. O top ayaklarında kontrolü çok iyi. Ben kendi Serhat Akın'ı yaptım bir anda. Benim yorumlarım bu kadar. Kendinizi 2 yıl sonra hangi futbol kulübünde görüyorsunuz? Beşiktaş'ta görüyorum. Beşiktaş'ta. İnşallah. İnşallah. 2 senede Beşiktaş'ta. Ben Altın Ordu. Al Hilal. Al Hilal. Oo, parayı seviyorsun. Artı verdim. Hiç yanlamasın olur mu? Ben artı verdim. Şanlı Galatasaray. Şanlı Galatasaray. Hayda. Harbiden. Beşiktaş. Beşiktaş herhalde. Beşiktaş da şanlı. Kahraman oy veriyorum. Neden abi? Nedenini açıklayabilir misin? Neden baba bu arada? Kaleci eliyle pas attığı için işte. Tamam. Kahraman bir oldu. Ben de kahramana veriyorum. Hem ayağından bir kere topu kaçırdı, bir tane de eklediğimiz şey var. Kahraman özür dileyerek ben de o el tokat orayı... Arap oldum bu kadar belli mi abi? Ya ayağınla geri yuvarlasan okey de bir şobar atınca topu bizi yıktın kanka. Beni seçersen eğer seni toplayacağım. Şimdi ben de oyumu kahramandan yana kullanmak istiyorum. Kardeşim keşke görmeseydim o... Aynen kötü var ya, hepimizi buradan izleseydin gerçekten sen de kendine oy verirdin. Kamera arkası değil miydi? Yani ben kahraman kardeşimizi elemeyecektim bu arada, onu sana söyleyeyim ama... Sağ ol abi. Hiçbir şey değişmeyeceği için elemeyeceğim. Gelmeyecek diğer kardeşlerimizden birinin moralini bozmamak adına ben mecburiyetten sana veriyorum kardeşim. Kanka böyle bir, ben böyle bir şey yok kanka. Alakası yok. Canın sağ olsun kardeşim. Gittin geldiğin için teşekkür ederiz. Toşko abiye sarılabilir miyim? Gel kardeşim, gel. Kardeşim benim, Allah'a emanet. Ez Toşko pır hızlı kıp. Kahraman'a çok teşekkür ediyoruz. Yarışması bile yeterdi. O tokat olayı bitirdi kahraman. Ama biraz es verebilirsin, aynen. Bir atsın. Ha, tamam, şimdi daha. Güzel ayak içi burası. Sol ayak. Allah Allah. Allah sağ ol.
Aa, güzeldi, güzeldi. Ben çift ayak oynamadı. Ben 8.3 veriyorum. O Dubai'yi vurması mı lazım? Evet, o Dubai'yi, sonda çok o Dubai'yi vuracak. Kanka. Allah. Oo, umut ama stoper olduğu için umut olabilir ya. Olur, dışarıya attı ama bu... Tam buraya atarsa eşitlenir bu arada. Balogat'ı oraya bulduracakmış gibi bir his var içimde ama. Aa, güzel, çok yakındı. İlkini şimdi çok da şey yapmayalım. Ah, ah da Berat. Ah, Berat daha heyecandan olduğunu düşünüyorum ben. Berat genç yetenek. Berat çok ah genç yetenek. Şuraya vursun benim için okey. Hayır Berat. Berat olsun Berat, güzeldi. Olsun Berat. Hiç moralini bozma. Berat gidiyor ya, gibi bu el. Tabii canım. Yasin'e benzemiyor mu? Yasin neler yapıyorsun sen? Yasin de hayda. Güzel. Yasin de bak evet, bak Yasin tamam. Harbiden kafamı ciddi anlamda karıştırdı benim derken. O Dubai'yi kimse vuramadı bu arada hocam. Hocam Duba'da bir sorun olabilir mi? Çünkü kimse vuramadı. Bence sen vururdun da neyse. O Duba ne öyle? Hocam jüriler de deneyebiliyor mu? Hocam buyurun. 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 Dubai'ye götü yiyen varsa vursun buyurun arkadaşlar. Çerkezköy 5. lig topçusu kendisi. Aynen. Sefo hocam. Çekiyor musun? Of. Güzel, güzel. Bu kadar zor olmaması lazım arkadaşlar bunların. Yakındı. Dubai'ye bakıyor musun? Bak. Selam. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten evet. Gerçek sahayla top oynamakla bunun hiçbir alakası yok. O yüzden burada kötü oynayanların hepsi benim gözümde şu an bambaşka bir yerde. Şu oyunda tamamıyla gerçek futbolcuyu bulamayacağımı düşünüyorum ben. Ama ve lakin kafamı karıştıran isimler var, açıklayacağım onu. Ben çok bariz bir iki insan var kafamda. Ben Doğukan'la Yasin hakkında yorum yapmak istemiyorum bu tur. Zaten göreceğimizi gördük. Berat ve Umut. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Berat'la Umut arasındayım. Ben de Berat'la Umut arasındaydım ama benim o ikisi arasında olma sebebim tamamen bu arada Galatasaray formaları giymesinden kaynaklı. Hepimiz aynıyız, ırkçılık yapmayın. Ne alaka abi sen bunu buraya niye? Ya, bu Türkiye'nin genel problemi bu kardeşim. Objektif olacaksın. Olmuyorum ya. Köşesiz olma. Köşeli olmak zorunda mıyım? Yuvarlan. Fenerli olsa onu mu seçecektin? Evet. Ben puan verdim. Ben en düşük puanı Galatasaraylı arkadaşlara verdim. Hangisi? İkisine de aynen. Bak iki Galatasaraylıya birden vermiş, görüyorsunuz değil mi? Formayla alakası yok. Hazırsak artık oynamaya başlayalım ve... Ben vereyim, sadece şeyi kaçırdım. En başta top atılırken ayağından kayıp uçtum uçtu, o hanginiz oldu? O bana oldu. Sana mı oldu? Sert geldiği için kontrol edemedim. Bahane kabul etmiyorum. Üzgünüm, bahane... Eli babada kaldı. Oyuncuları da hor görmüyoruz. Ama doğru söyledim. Bir Ronaldo böyle büyümedi. Terbiyesizleşme. Ben şanssızlığına veriyorum. Bir sonraki YouTube seçmelerinde inşallah seni de alırız diye düşünüyorum. Mert hocam da izin verirse ben seni elemek istiyorum. Ben izin veriyorum. Ben Berat demek istiyorum. Yani üç yeri de kaçırdı çünkü. Umut en azından bir tane gol attı. Tamam. Bir Berat, bir Umut oldu. Ben ortalık kızışsın istiyorum ve Berat'ın gelecek vaat ettiğini düşünüyorum. Umut, üzgünüm. Tamamen genç olduğu için. İki tane Umut, bir tane Berat var. İkiniz kaldınız. Ben Berat'a veriyorum. Berat kardeşimizin bacakları ince ve uzun. Evet. Neymar gibi. Bilekleri yok derecesinde zayıf. Ben Berat'ın sakatlanmasını istemiyorum. Futbolcu Ben Berat'a şans vermek istiyorum açıkçası. Umut'a veriyorum. Belki bize ileriki oyunlarda çok güzel şeyler izletecektir diye. Sen gördün o ışığı onda. O ışığı gördüm. Tamam, o zaman Seyf de Umut'a oy verdi ve Umut üzülerek... Kardeşim kendine dikkat edin. Eyvallah, eyvallah. Çok haklı. Ya biz, ben de sarılayım gel. Eyvallah. Ayağa kalkın oğlum, adamı elediniz bari. Ben elemedim kanka, ben adamı oyunu biz vermedik. Kanka elimden geleni yaptım. Eyvallah, biliyorsun. Eyvallah. Batur abi. Eyvallah. Yarışmacılara başarılar diliyorum. Arkadaşlar aramızda Umut da veda etti. Geriye 3 arkadaşımız kaldı ve 3'ü de birbirinden yetenekli. Bu saatten sonra gerçekten işlerimiz çok zor. Benim aklımda bir ikisim var ya. Arkadaşlar o zaman hazırsanız 3. oyunumuza geçebiliriz. Oy! Doğukan'a yıldızlı peki. Bu çocuk benim kafamı çok karıştırıyor. Çok fazla. Oooo. Bunda yiğitlik bir şey yoktu Berat. Ben görmüyorum. Berat bu el gidici Berat gibi. Berat çok iyi anlıyorum, az önce bana da oldu. Oooo. Bence tekrar Berat'la Yasin'i Berat'la bir daha Yasin'i bir daha alalım. Göz kontrolü abi. Buna ikisi eksisi. Berat.
Berat. Berat birebirde de kötüymüş, Berat'a, onu öğrendim. Berat'a sıfırdan 2.5 üst verdim. Ya, Berat iyiydi ya. Berat'a 2.5 üst verdim. Yasin. Göğüste. Güzel kontrol. Yasin. Ya Yasin ama o şut. Kötü sağydı, soluyla mı hocam? Evet, sağ indirdi. İkisinin tersine geldiğini açıklayalım ama. Normal oynayan birisi nasıl yapıyor görmemiz için bence Seyfi alalım. Bence de bir bakalım. Ciddi misiniz ya? Evet, tane seni görelim hocam. Gerçek futbolcu şimdi sahaya indi arkadaşlar. Atamazdı yiğidi de özür değil mi? Baba gelişim olacak. Ay! Bravo. Bilerek yemedin değil mi? Kızı ben tebrik ederim. Ben Seyfi not ediyorum. Senin kadar değil. Seyfi gerçek futbolcu. Berat, Seyfi bir 9 yazalım. Biz yine ters açıdan mı denesek? Bura baya daha tersimize geldi çünkü. Bravo. İkimize de. Doğukan'a soralım. Şimdi golü atan Doğukan. Bir şans daha vermek ister misin arkadaşlarına? Bak sportmenliği ölçtüm. Sen büyük adam olacaksın. Gelin bakalım bir daha. Hocam ben de bir tane vurayım ya, canı çekti. Hocam niye böyle? Yapma hocam, halı sahada da böyle a**mına koyayım, bizim belamızı s**tı bu. Dünyanın en kötü forveti bu arada a**mına koyayım ya. O benim kontrol yeter. Yiğit atamadı. Buyurun hocam. Berat. Berat köşeye geldi Berat. Sert ve köşeye vurdu bence. Bu arada harbiden çok iyiydi. Berat yetenekli çocuk da Yasin'i yerini kötü mü çözemedim ama. Lan pişmesi lazım. Baturay Bey'in yorumunu biz alalım. Hemen Doğukan'dan başlamak istiyorum. Doğukan 10 numara vurdu. Diğer arkadaşlar ekstra şans aldılar. Kusura bakmayın. Doğukan direkt halletti. O yüzden Doğukan'ı düşünmüyorum. İkiniz arasında kaldım. Ben futbolu anlamıyorum. Ben niye konuşuyorum? Ben Berat olmadığını düşünüyorum. Şut ve kontrolde şutu baz alıyorum son denemeyi. Yasin'in kontrolü iyiydi. Şutu biraz zayıftı ya da kaleci şansıydı bilmiyorum. Berat da tam tersi. Şut ters köşeydi. Kontrol zayıftı. Amaç burada futbolcuyu bulmak olduğu için Berat daha çok genç. 18 yaşında. Çok genç diyorum da ben de 34 yaşında sanki Ümit Milli'den çıkmış gibi. Evet. Ben Berat'ın şu an bir profesyonel kariyeri olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ben Berat'ı seçiyorum. Berat'ı seçmediğim için çok pişmanım. Ne yaptı a**a kocuklarım? Bu çocuk gol atmadı mı? Sokmadı mı içeri? Tamam sen ilk yorum yap o zaman. Biz hepimiz üçü de Berat dedi. Berat. Yani ben aldığım notlara baktığım zaman ben Yasin diyecektim. Berat kardeşimiz kesin eleneceği için. Hadi daha fazla. Ne oluyor hocam? Neden Yasin'i seçecektin? Yani Yasin çünkü top kontrolü falan baktığımız zaman. Hoşuna gitmedi yani top kontrolü. Yo odaya bakmadım. Ben gol atamayanı seçtim ya. Tabii biz burada ciddi anlamda futbolcu arıyoruz. Anladın mı? Futbolcu kim? Ben Berat diyorum. Ben de Berat diyorum. Ben de Berat dedim. Ben Yasin diyorum. Ben de Yasin diyorum. Ve 3 Berat'la Berat'ı uğurlamak zorunda kalıyoruz. Ama yanlış anlama, bu bir futbol seçmesi değil. Yani biz zaten gelecekte tekrar geleceğini ve daha iyi bir yerde olacağına eminiz. Kendini geliştirirsen bir gün Toşko seni de beğenebilir. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hak eden kazansın. Arkadaşlar hazırsak son oyuna geçiyoruz. Penaltılar. Şimdi penaltı. Doğukan dikkatli ters köşe. Kaç tane? Bir de çok gerilmedi ya, fark ettiyseniz. Gerilmeden köşeye yazayım. Öyle bak mi? Elleri belli, götü dışarı attı. Tertemiz. Ama tam köşe olmadı. 2, 3, bak girişi bile farklı değil mi abi? Bak, şu duruşa bakar mısın? 5 adım geri attı. Şu duruşa bakar mısın? Bak Victoria's Secret modeli kanka. Kendine gelir misin artık ben ya? Ben size söyleyeyim, Doğukan'ın ayrı bir vuruşu. Kanka Doğukan ayakkabılar bile evet. Paralı kokmuyor kanka, mu? Doğukan'ın duruşu böyleyse vuruşu nasıldır ben? Kanka, ben bulduğumu düşünüyorum. İlk elden beri Doğukan olduğunu düşünüyorum. Size paylaşacağım. Yasin'in hakkını vermeyelim ama. Hakkını vermeyelim. Yasin'in hakkını hiç vermeyelim. İki tane yarım artı attım bak. Bir yarım hakkını artı, bir yarım çarpı attım. Bak sen abi adamın. Oo adam bak aynı köşeye soktu. Doğukan'a var ya ben götümü veriyorum şu tarihten sonra. El belde göt dışarıda. Yani hep de köşeleri vuruyor aslında ama. Yani ben Yasin'e verdiğim oyları size bence göstermek isterim. Bir yarım artı, hocam, bir yarım çarpı. Bizi kaçıracak. Geliyor. Aman aman. Yasin de gayet iyi vuruyor. Sen vursan Yasin, dışarı taça maça atacaksın yani. Yasin kötü olucu değil midir hocam? Sen şimdi Yasin'in hocam duruşu okey mi diyorsun? Kötü değil kanka, yarım artı da değil. Sercan hocam, Yasin her şeyle futbolcu diyebilir miyiz peki? Diyemem. Hocam, kaçırdı, şey nazar değdi. Yasin'in de toplanıldığını düşünüyorum ama Doğukan daha tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Biz seninle konuşarak anlaşamayacağız gibi. Ben de sana bunu hocam gel, gel ben şimdi sana penaltı nasıl bir çekilir bir göstereyim. Gel lan. Ben buna gol atmayayım da ne yapayım kanka? Bunlara da puan verelim anlayayım. Hayvan. Şu kadarcık kaleyi nasıl bulduramıyorsun ya? Hocam 90'a sokuyordum. Sen bana az önce laf ettin ya. Gel. Sen şuradan şu 4 kareyi vuramadın dikdörtgeni. Ver onu bana ver. Al kardeşim. Hocam bu
Mert Eren ve Sercan'a şey diyebilir miyiz? Mahalle arasında çocuklardan topu alan, sektiren, boş boş hareketler yapan bunlar abiler gibi değil mi? Abileriyle babalarının maçına gidip devre arasında topu alan tipler. Hocam! Mikrofondan şey bak, oldum. Bak. Mikrofonun olduğu noktaya attı hocam. Bir daha alabilir miyiz? İşte. Mert kalede kal, birer tane biz de sokmak tamam, istiyoruz. Aa, işte kaleci gördünüz. Üstüne ay üstüne. Çok kötü vurdu. Ya ne yapıyorsunuz abi siz? Oğlum ne olduğunu anlayamadım. Ben diyorum ayakkabı tam öyle bir gitti ki ne olduğunu anlayamadım. Tebrik ediyorum. Tamam. Bak bak çekiyor onun. Bak of. Arkadaşlar daha demin Sercan Zurna ile çıkan tartışmamıza tekrar dönmek istiyorum. Yasin özür dilerim. Ben Yasin'in futbolla hiçbir alakası olduğunu düşünmüyorum. Yasin'in duruşunu ve vuruşunu gördük ama kafada kuruşunu da gördük. Buradan her şeyi net izledik. Ama ben diyorum ki Doğukan'ın duruşu böyleyse vuruşu nasıldır? Ben buradan çirkinleşmeden oynamaya geçelim diyorum. Fesat. Şu aldığı notlara bakar mısın Toşkan'ın? Kupon yapıyor. Kanka hepsi gayet burada var. Ne diyor? İyi ama olmadı. Fena değil. Her penaltısını ayrı ayrı yazmışım. Doktor yazısı gibi oldu biraz Allah ama ben anlıyorum Allah sonuçta kime eleyeceğimi de biliyorum. Sizlik bir yorum yok herhalde. Batu abi çıkmak istiyorsunuz gibi. Benim arkadaşlar geldi. Benim maç bekliyorlar orada. Arkadaşlar yan sahada Baturay'ın maçı var. O yüzden biraz gergin maç öncesi burada olduğu benim için. Benim tayfa geldi de o yüzden. O zaman oylamaya başlayalım. Sen şu an iki arkadaşını şimdi görsen Doğukan mı derdin? Yani evet. Sen ne derdin? Çok net Doğukan. Ya arkadaşlar böyle çok net gibi hitaplar diğer kardeşimizi rencide edici hitaplara. Sen anlıyor musun Yasin'i durduralım. Kimde olmadığını düşünüyorum. Bak o kafa bükmeyi gördünüz mü yani? Ananızı. Oğlum zaten Yasin sona kaldı onlar... yani ikisiyle birlikte. Yasin'i ben zaten kötü bir topçu demiyorum kanka. Yasin finale kalmış bir topçudur arkadaşlar. Aynen yani bunu da göz ardı etmeyelim. Bu jüri onu buraya kadar getirdi kanka. Yani şöyle bir şey var, ikisi de güzel kardeşlerimiz. Ne olursa olsun ben Yasin'i her zaman halı sahalarımıza çağırmak isterim yani. Ben gelemem gerçekten. Kanka demez yani. Gerçekten. Bu arada Yasin. Aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim ben de. Ben halı sahaya çağırırım kardeşim. Gerçekten. Halı saha grubu numarasını alabilir miyiz? Onun dışında da Doğukan kardeşimiz zaten duruşuyla vuruşuyla hakikaten. Bu arada Doğukan'ı ben halı sahaya çağırmam. Benden iyi oynar. Bizi rezil eder. Eder kanka. Evet ben de takımda çok iyi oyuncuları sevmem. Yasin kardeşimiz özür dileyerek. Rabbim yolunu açık etsin diyerekten Yasin'i seçiyorum ben de. Ben Yasin'i halı saha cidden halı sahalarda görmek isteyerek Yasin'i elemek istiyorum. Eleni mi seçiyorsun? Ben kahramanı bir daha eliyorum. 4 Yasin bir kahraman oyuyla Yasin'i de eledik. Yasin'e büyük bir alkış. Buraya kadar geldi. Bir profesyonel futbolcunun yanında buraya kadar gelmek. Bir profesyonel oyuncuyla final oynayaraktan seni tebrik ediyorum kardeşim. Tebrik ediyorum. Doğukan'ın gerçek futbolcu olduğu üzerine bir oylama yaptık ve buraya kadar geldik. Bakalım doğru seçim mi? Ben doğru seçim olduğunu düşünüyorum. İzleyicilerimiz de bizim de görmemiz için. Toşko Bey söyler misiniz gerçek futbolcuyu? Arkadaşlar katıldığınız için tekrardan teşekkür ederim. Hepiniz cıvıl cıvıl rengarenk gençlersiniz. Ama bütün şimdi arkadaşlara katılan sonucu görmek için profesyonel futbolcu kardeşimizi bir adım öne alırsak bütün kardeşlerimiz görsün. Evet, doğru yürüdü arkadaşlar. Doğukan gerçekten çok belliydi. Gerçek hocam, futbol gurmesi olduğu için tebrik hocam, ediyorum. Ben böyle bir futbolcuyu buraya getirdiği için Mert'i tebrik ediyorum. Merhaba, Doğukan Saral. Ümraniye Spor'da oynuyorum. Kaç numara giyiyorsun? 53. 53'lü Zeydan ne olsun? 53. Uyuyun. Kalecimize de çok teşekkür ediyoruz buraya kadar geldi. Gel aramızda. Eğer daha fazla bu tarzda video görmek istiyorsanız videoya tam şu an like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Jüri arkadaşlarımın hepsinin sosyal medyası aşağıda var. Herkesin Instagram'ını da koyduk aşağı. Buraya kadar geldiler bizi. Yalnız bırakmadılar. Umarım bir takım için seçilirler. Arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bye bye.